Folklor araştırmalarıyla tarihi hikayelerle buluşturan kanal Sorgul hoş geldiniz. Bu yayının konusu e, Kabadayı Arap Abdullah nasıl paşa oldu? Biliyorsun Osmanlı döneminin belki en ünlü Kabadayısı yani dek gelmişsiniz illa internette tiyatroya falan duyarlandı. E, kitapları var Arab Abdullah karakterinin. En meşhur en popüler Osmanlı Kabadayısı. Şimdi ben Feyyip Paşa'yı Tiralı Garibi falan anlattım size e, ee, bunlar kadar dehşet saçan birisi değil ama onlardan daha popüler bir isim Arab Abdullah. Bunun nedenini ve nasıl paşa olduğunu anlatacağız. Bayağı tulumbacılıktan gelme bir kaldırıp kurdunun paşa yapıldığını görüyoruz arab Abdullah'ta. Bu ilginç bir figür. Ondan <laughs> ondan e, onu konuşacağız. Ne yaptığını ne ettiğine dair. Gelelim mevzuya kaynaklardan da bahsedeceğim çünkü e, çok hakkında doğru düz bilgi yok. Belli belgelerden, arşivlerden, hatıratlardan izleri takip edebiliyoruz. Ben elimdeki olan, elimdeki kaynaklardan bazılarını da tanıtacağım size. Tekrar bir hatırlamış oluruz yani kabadayılarla ilgili ne okurum diyenler için. Ne okurum diyenler için. E, şimdi Arab Abdullah bakıyorsun. Arab Abdullah çok siyasi yönü olan bir kabadayı değil. Hani biliyorsunuz Tiranlı Galibey saray Sarayı bir rezaletini örtbas ediyor. İşte Fehim Paşa zaten kara kutusu Sultan bir Han'ın ama arab Abdullah'ta pek böyle bir durum yok. Arab Abdullah hatta siyasete pek böyle kuyruğuna basıp kimi kuyruğuna basıp kimi kuyruğuna basamayacağını iyi tayin eden birisi. Çok böyle büyük dişli rakibe bulaşmıyor ama hovardalık mı? Kadın mevzusu mu? Çapkınlık mı? Arab Abdullah'ın hani üstüne yani eline kimse su dökemez. İstanbul'un tadını çok çıkarmış zamanında. Yani, haraç toplamış vesaire kavgaları da var ama o hovardalık kabardayılık yolunda hani o hayatını yaşamış yani. Arabaplular ve uzun seneler yaşamış yani. Gördüğümüz kadarıyla. Tulumbacı denince aklı tatlıcı gelen sayın izleyen geliyoruz <laughs> Tulumbacılar yani yangın söndürenler arkadaşlar ki birazdan o kısma geleceğim. Arap çıktığı ilk şey burada tulumbacılık yani. Hatta hale tulumbacılarından kendisi. Orhan Ocağı'ndan. Sonra başka tulum, Aksaray tulumbalarda falan da boy gösteriyor olması lazım yani diyor uh, Arap Abdullah bugünden bilinen Kabadayı. Yani, yani Tamam kitapları eskiden basılmış İşte Efendim çizgi roman da eskide kaldı Ustura Kemal dizisinde oynamış 96'da o karakter olarak yer almıştı eskide kaldı ama mesela Arabapto diye bir tiyatro var ee, ilk 2013-2014 gibi e, İzmir Devlet Tiyatrosu oynamıştı Sonra başka temsilleri de oldu mu bilmiyorum ama yani öyle bir oyun metni var. İşte Necmi Onur'un Arab Abdo romanından hareketle oyunlaştırılmış. Ya düşün tiyatro sahnesine ilham olmuş. Popüler gerçek bir kabadayı karakteri. Böyle bir adam yaşadı gerçekte. İyi de diyeceksiniz ki bu adam kaldırımlarda yumruk bıçak savururken nasıl oldu da Paşa Yuvan'a kavuştu? Nasıl bu kadar popüler oldu? Nasıl meşhur oldu? Tulubacı itfaiyeci demek ama yani Tulubacılık aynı zamanda kaba için bir okul ki birazdan değineceğim onu arkadaşlar. Nasıl olduğunu. Tulubacılık yangın söndürme teşkilatı fakat aynı zamanda da kaba dayı bıçkın gençleri toplandığı, yangına koşup cesaret sergiledikleri ve başka Tuluba takımıyla karşı karşıya geldikleri zaman da yumruklarını, bıçaklarını, usturpa denilen o ucu kurşun ağırlıkla bağlı kamçılarını birbirlerinden esirgemedikleri bir saha. Dolayısıyla İstanbul'un yani tulumbacılık hakir görülür ama çoğu kabadayı böyle kendini tulumbacılıkta kanıtlayıp da bir alemde isim yapmıştır. Yani o bilinirler yani böyle. Tulumbacıların şey özelliği de var yani. Bunların hani, nasıl desem Şarkıları, türküleri de vardır. Hep böyle bir hovardalık, külhan, belik vurgusu göze çarpar. İşte yangın olur, biz yangın gideriz sadık sadıklar içinde giden türkü ondan sonra fındıklı bizim yolumuz hovarda çıktı bizim soyumuz bunlar hep eski tulumbacılar falan çok sevdiği revaçlı olan Tür İstanbul türküleri tam onların hovarda hayatını yansıtıyor e biz gelelim şimdi ee, Aram Abdullah'ın mevzusuna evet eskiden tulumbacılar ilçeler arasında seçiliyor e, benim 10 bölümlük kabadayılar tarihi diye bir video serim var youtube'da bu konulara tamamen yabancıysanız oradan başlayarak izleyebilirsiniz sizler yani bu videoyu. Yani kabadayılık kavramı nasıl doğdu, nasıl gelişti, hangi tabirler kullanıyordu, nasıl ortadan kayboldular. Tek tek anlatıyorum orada, o bölüm videoda kaynakçıları ile birlikte. Sabit yorumlara kaynakçı koyuyorum YouTube videolarında biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Sultan 2. Abdülhamit dönemi, yani 1876-1909 arası e, ee, kabadayılır altı çağ dediğimiz dönem. Hani Abdülaziz döneminde de varlar. Çok, ilk bu var ortaya çıkıyorlar doğru düz ama özellikle Sultan II. Abdülaziz dönemi bunların pik noktası. Kabadayılar diye. Şimdi bu dönem 1878'de çırağı vakası oluyor biliyorsunuz. İşte baskı meydana, çırağı vakası baskını meydana geliyor. Böyle olunca da Sultan Abdülhamit beni bir tahttan alaşağı ederler. Bir i̇şte Sultan Abdülaziz'in başına gelen benim başıma gelen ya da çırağı vakası gibi başarıya ulaşabilecek bir darbe olur diye ne kadar böyle eli sopalı, ceberut kimseler varsa e, bunları yanına çekiyor, yükseltiyor. Yanında elinin altında tutuyor bir şekilde. Kendine fayda sağlaması için. Ayrı şekilde taş reyaletlerinde de kendine sorun olabilecek nüfuzlu ailelerin üyelerini İstanbul'a gözünün getirip yerleştirerek İstanbul'a alışmalarını sağlıyor. Hani buradan başka yerde yaşamasınlar hep gözümün önünde olsunlar diye. Kortman altına al alamamak için. Bilinçli bir seçim yani. Ee, Sultan Abdülhamid'in bu güvendiği kimseler hani nüfuzlu kimseler oluyorlar bir yerden sonra. O dönem için şehir ve daha çok da sarayın asayişinin teminde rol alıyorlar. Fakat bu asayişi temin ederken de kavga gürültü eksik olmuyor. Yani Abdülhamid için işte, saray tüfekçileri bile karıştığı ne vakalar var. Ee, işte i̇şte Tiranlı Galibi olayını anlattık. Arnavut Tahir Paşa var falan. 1900'lerin başına kadar uzanan kallı bir çarpışmalar silsilesi var. Ki bunu Tirallı Bey ve e, Fehmi Paşa videolarında anlattım. Yine bir önceki haftada Batlı Mustafa ile Arif Bey kavgası videosunda da anlatmıştım. Hani bu silsile nasıl, kabadayılar nasıl bir, bir birbirleriyle çatışıyorlar. İstanbul'un ha yeraltı hakimiyeti kimlere nasıl geçti. Sultan Abdülhamit dönemindeki yaz olaylar vesaire ona değinmiştim ayrıca. Aleykümselam yeni gelen geldin. ona bakabilirler yani merak ederler. Yani konuya yabancı olanlar. Yani bilerler. için özet geçiyorum. Bu kabadayıların altın çağı dediğimiz bu dönemde ee, sokaklar irili ufaklı sayısız dav sahibiyle besken oluyor ve herhangi bir kabadayının sivrilmesi diğeriyle çatışmaya yol açtığı için hani birbirleri su yolunda su testisi misali harcıyorlar. Ve sadece nüfus sahibi olanlar bu kavgada aradan sivrilabiliyorlar. Fakat işte bir üst tabakada yer alan ve devletli diyebileceğimiz sayılı fırtınalar da kendi segmentlerindeki yani kendi tabakalarında da sonradan kallı vakalara karışıyorlar ama genelde sonları hani eğer yaşlık nedeniyle sokaklardan ellerine etekleri çekmemişlerse yine kendi benzerlerinden geliyor. Yani saraylı kabadayı da bir başka saraylı kabadayı tarafından ekarte edilebiliyor. İşte Fehim Paşa'nın sivrilmesi gibi Tiranlı Galibey'in e, ee, Sadrazam Halil Rıfat oğluyla kapışıp Bursa şey Bursalı Hafız Paşa tarafından öldürülmesi gibi. Ondan sonra tabi 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 umumalelerin hepsinden haraç topluyorlar arkadaşlar kabadayılar. Tabi hem haraç şeklinde alıyorlar ödevi hem de yani doğrudan ödeme şeklinde de alıyorlar. Yani, yani bal tutan barbarı da yir diye düşünüyor. Bayağı o şekilde yaşıyorlar hani. O haraçlar falan çok olan. Şimdi bakıyoruz. İşte garibi anlattım. Hani kabadayı beşlet bir adam ama aile nüfuzundan gelen güce dayanıyor. Efe Paşa'ya bakıyorsun. Babası Padişah Esnafçıbaşı İsmet Bey. Aynı zamanda Padişah Süt Kardeşi. Saraya sırtını dayayalar biraz da. Böyle bir güçleri var. Ama Arab Abdullah da böyle bir dayarak ilk başlarda yok. Ailesi varlıklı ama saraya yakın bir çevreden değil. E peki Arab Abdullah nasıl bu kadar palazlandı? Ne yaptı bu adam? Şimdi e, Aram Abdullah bir kaldırım kurdu. Ama kaldırım kurdu diye hali hakir görmemek lazım. Biz Abdülaziz dönemlerinden biliyoruz. Sokak kaldırımcılığından gelip saraya paşa olan Kabadayı kökenli paşalar var. Bunlardan birini hep anlatıyorum ve size Arnavut Tahir Paşa olaylarda adı geçiyor. Oh! Arnavut Tahir Paşa Sultan Abdülaziz zamanında o tahtayken e, Debre'den kalkıp Üsküdar'a geliyor ve burada kaldırımcılık yapıyor. Hemşerileriyle birlikte. Ondan sonra ee, hani diyeceksiniz ki bu adam kaldırımcılıklar nasıl yükselip hani Fehmi Paşa'nın amansız rakibi haline geldi falan. O zaman tam Fehmi Paşa da yok daha piyasada da. Kaldırımcı. Şeyde Şehzade Sultan Abdülhamit. Şey, Şehzade Abdülhamit o zaman. Tahta Sultan Abdülaziz var. Üsküdar'da o dönem bir Hırvat kabadayı türüyor. Hırvat kabadayı. İstanbul'un külhali havası. Yani Amerikalı Külhan Bey bile okursunuz o dönem. Bir Hırvat kabadayı türüyor. Bu madara ediyor bu adamı. Ki kimsenin güç getire diş geçiremediği birisiymiş. Bu madara edince Şehzade Abdülhamid'in dikkatini çekiyor. Onu hizmetine almak istediğini söylüyor. Hizmetine alıyor ve en son önce Tahir Ağa oluyor. Şeyin bahiyetinde, şehzade'nin mahiyetinden sonra da sarayın tüfekçilerinin başına geçerek Ser Tüfengi Hazreti Şehriyari Müşir Devletli Arnavut Tahir Paşa ya da Tüfekçi Tahir Paşa haline geliyor. Şimdi Tahir Ağa Abdülaziz döneminde sayılı fırtınalarından ee, ve daha bu paşa değilken kabadayılık dönemlerindeyken İstanbul'a bir gece yolu düşüyor. Sultan Abdülaziz zamanında Abdullah ileride Arab Abdullah diye alınacak. Ve bu Arap Abdullah kara kariyeri önce Kabadayılığa sonra da Paşalığa doğru bir istikamet çizecek. Fakat Abdullah'ın hovardalık kariyeri de yarında yani Tahir Paşa hesabesi okunmaz. Hani onu söyleyeyim. Arap Abdullah sayısız kavganın ve mahalle baskınının meşhur simalarından arkadaşlar. Mahalle baskını ne diyeceksiniz? Evet evet mahalle baskını ne diyeceksiniz? Şimdi eskiden İstanbul Osmanlı'da Osmanlı toplumunda bir evde ee, evlilik dışı ilişki fuhuş oluyorsa bahalleli şahit de gerekeceğinden toplanıp payı basıyorlar zamparaları iş üstünde ve e, ee, tahkir ediyorlar hem de cezası veriliyor o sırada da dövüyorlar falan böyle hani bayağı darp ediyorlar insanları hani böyle çok şey şerlikli oluyor biraz. Mahallenin iti kopu, sersesi, külhan de madara etmek için insanların fırsatları istifade. Hemen bu kalabalığın arkasına takılıp geliyorlar falan. Kalla Liger filminde görmüşsünüzdür Mahalle baskını. Bu. Ya Aram Abdullah böyle çok macerası var. Diyeceksiniz ki şimdi hani tulumbacılığı demin biraz anlattım. Tulumbacılıkla kabadalıya alakası ne? Şimdi nasıl efeler, zeybekler, eşkıyalar için tütün kaçakçılığı, kaçakçılık bir okulsa kabadayalar için de bir okul şey tulumbacılık. Bu da kabadayaların okulu. İstanbul'da bahanelerde serplerde gençlerin oluşturduğu bugün futbol takımları gibi desteklenen ve sık sık kavgalarla alınan tulumbacılar ve tulumbacı kahveleri okul de gerçekten kabadayılar için ee, bu Abdullah da e, Süleymaniye Kürtlerinden Süleymaniye'li kardeşiyle birlikte babaları babaları eşraftan birisi bunları okumaları üzere İstanbul akrabalarını yanına gönderiyor ve Abdullah geldi de hatıratlara göre kabaca 16-17 yaşlarında ve Sultan Abdülaziz tahta kendisini bir ifadesine rastladım ben. Çerkez Mehmet'in vurulması olayı var. Direktler arası vakası. 1896'da mahkemede şey diyor. Ben 65 yaşındayım diyor. 1831 tarihi çıkıyor burada elimizde. Ona ulaşıyoruz ama Abdullah muhtemelen burada hani hafifletici sebep gözetsinler diye yaşını büyük göstermiş olabilir hani ceza vermesinler diye yaşır büyük göstermiş olabilir. Ya da ona öyle akıl verenler olmuş olabilir. Hani yaşı büyük görünür, bazı görürler, hapishanede kalamaz bu yaşta diye düşündüler diye de düşünmüş olabilir. Çünkü Tıgır Simon diye bir avukat tutuyor bu. Dava vekili, Osman zamandaki adı. Tıgır Simon, ipten adam alan bir avukat o dönem. Çok meşhur. Tıgır Simon'la Acem İzzet'in bahsi geçiyor. Bunlar çok meşhur. Dava vekilleri, avukatlar Osmanlı o dönem. Hani mafya avukatının da üstü şey, Tıgır Simon. Tıgır Simon'un bu arada piyasada bazı kitapları var. Şey i̇şte Kanuni Ceza ya da Rutuk kitabı var bir tane mesela. Cezaevinde, ya yani ceza şey duruşmalarda yaptığı savunmaların bazısını betillerini alıp kitaplaştırmış. Baya belagatı kuvvetli bir adam yani. Tıgır Simon. Bunun da şeyle muhabbeti var işte. Arab Abdullah'la. Mahkeme kayıtlarından ziyade ben gazete vakalarına ulaştım burada. Gazetelerde aktardığı vakalar bunlar. Yani sicil kayıtları elbette ki Zaptiye Nezareti arşivinde vardır diye tahmin ediyorum ama orada kim girip bakacak hadi. Ayrıca bakılması lazım. Ben hep diyorum ya Zaptiye Nezareti'nin didiklenmesi lazım. Arşivinde neler neler var. Tam kabadayıların olduğu dönem çünkü Zaptiye Nezareti sonradan kaldır, kaldırılana kadar en palazanlı dönemde bunların. Neyse Sultan Abdülaziz'in bir daha 1861'den itibaren tahtta olduğunu hesaplarsak bu da 16-17 yaşında gibi geldiğimizse tahmini 1840'larda 44-45 gibi doğduğunu tahmin edebiliriz yani Arap Abdullah'ın. Çünkü yaşı da var bayağı 1913'te falan meşrutiyet döneminde bayağı yaşı var. İşte ağabeyi Abdurrahman Bey okuyup Beyrut Gübrük Nazırlığı'na kadar yükselebiliyor. Ama kendisi tulumbacı kahvelerine takılarak kabadayılık kariyerine sapmayı tercih ediyor. Arap Abdullah. Abdullah Hatta e, Hattihade sadığında tulumbacılık yapıyor. Bu hatta Hattihade şey demir işledikleri yer işte. Ama bir semt aynı zamanda İstanbul'da. Orada tulumbacılık yapıyor ve omuzdaşlarıyla yani Yeniçerilerin kabadayılar arasında hani ayaktaş tabiri vardı ya ya da yoldaş ka kalabadaylar ve tulumbacılar arasında da omuzdaş tabiri var. Çünkü tulumbayı sıtlıyorlar ya omuzluyorlar ya ayrı tulumbayı. Onun yüzden şu i̇şte omuzlaşlarıyla burada çocukluğundan itibaren da destek güreşleri tutuyor. Bilek güreşi tutuyor. Yani gücünü kanıtlıyor sürekli. Ve hasıl tulumba takımlarıyla karşılaştığında da kavgadan kaçınmıyor. Çok atik bir olduğu ifade ediliyor. yani iyi bıçak kullanırmış. Ki birazdan göreceksiniz zaten. Allah'ın bunun vakasını. Vakalardan biri de. Bu atikliği ve çevikliği sayesinde biraz kurtarıyor yani. Kaba kuvvetten ziyade biraz atik yapıda birisi. Yeri gelen arkadaşlar. Hoş geldi. 1885 arasında bunun bir vukuatı var. Onu da e, İstanbul Ansiklopedisi'de de gelip okudum. Gürcü David diye bir adam var. Bir genç. tulumbacılık bacılık heveslisi bir genç ama şey yani Tulum değil ama Tulum bacılarla düşüp kalkmayı seviyor. Yani ekalliyetler, azınlıklardan biri muhtemelen. E, bir sebepten tulumbacılarla kavgalık oluyor bu genç. Karakola düşüyor. Sonra Destana diye bir kabadayı gelip bunu şeyden çıkarıyor hapishaneden karakoldan. Bu Destara da bir tulumbacı kabadayılarından birisi. Ve e, tulumbacı kabadayılarından birisi olmakla birlikte bir de şey saraydan da arkası var. Yani tulumbacılarla ilişkili ama asıl olarak bu adam saraydan arkalı Ardavut Tahir Paşa'nın tüfekçileri arasında geçiyor. Yani onun isim yapmış kabadayılardan birisi bu Destara. Gürcü Devri'ni karakoldan çıkarıyor. Karakoldan çıkardığının akşamı Çiçekçi sokağındaki bir genel eve gidiyorlar. Eğlence yapıyor, alem kurmaya. Başka kabadayılar, tulumbacılar da var. Oturuyorlar. Muhabbetleri var az çok. Burada Gürcü David e, Çeşme Meydanı sandığından tersaneli Çakır Mustafa diye biriyle kapışıyor yani atışıyor. Çakır Mustafa da kalkıp ulan işte bilmem ne muhalle bir çocuğun sen bana mı laf söylüyorsun diye buna tokadı çarpıyor yüzüne. Ve bu yüzüne tokat deyince ağlamaya başlıyor. Gürcü Devit. İşte bizim racona halel geldi, zaman geldi falan deyince orada bir tartışma oluyor. Orada Arab Abdullah da bulunuyor tabi. Arab Abdullah tam çekip Çakır Mustafa'ya ateş ediyor. Fakat alemdeler ya işte umumhanede alemdeler yanlarında kadınlar da oturuyor işte böyle. Hani her biri kendi gözlüsünü yanına almış. Çakır Mustafa değil de yanındaki Olga isminde bir kadıncağız vuruluyor maalesef o hayatını kaybediyor. Abdullah böyle bir vukuatı da var yani. Arşivde Abdullah ve cinayet yazıp belli dönem aralıklarına baktığınız zaman polisten kaçmalar işte ne bileyim gecenin bir vakti baskından hırsızlıktan dolayı yani çok acayip vukuatlar var. Hırsızlık dediği muhtemelen o öyle söylemişti yani, ahbabını görmeye gidiyordu kadın ahbabını. Tamam mı? Yakalanınca da ya hırsızlığa çıkmıştık işte yolsuzluk memur bey çevirmiş de olabilir hani ağır hakaret cezası falan görmemek için şeylerle <laughs> baskında şey baskına basılmamak için demiş olabilir diye tahmin ediyorum. Neyse eee gerçek şey, yıllarda karıştı. Baharili şey gerçek yıllarda karıştı bir vakası daha var. Onu da anlatayım. Hatta e, bu e, Refi Cevat Ulunayla çok yakın ilişkisi var. Hani bu Sayılı Fırtınalar Eski İstanbul Kabadayıları diye bir kitap var demiştim ya size. Bu kitabı yazarı Siropa sürülüyor 1913'te. Mahmut Şevket Paşa suikastinden sonra. Siropa sürülenler arasında Abdülhamit dönemin ünlü kabadayılar da var. Yani onları da ekarte ediyorlar 1913'te. O vapur seyahati sırasında Arab Abdullah'la muhabbet kuruyor muhtemelen. Anılarını orada derliyor ilk başta. Çünkü bayağı detaylı konuşuyor. Ve roman ağırlıklı olarak Arab Abdullah'ın hayat hikayesini işliyor zaten. Bu sayılı fırtınalar. Onun hayatı çerçevesindeki olaylar aktarılıyor bu sayılı fırtınalarda. Ve tabi okurken sık sık keşke diziye falan dönüşse diye çığırdım. Yani o temelde bulunduğum bir kitap bu arada. Kitapta bir vaka var. Abdullah'ın ilk vakası belki bu o zaman 17-18 yaşlarında falan İstanbul'a yeni geldiği zaman bir kadınla gönül ilişkisi oluyor işte ve Başka bir ahbapların evinde buluşuyorlar. Ahbaplar da biliyor bu durumu hani. Tamam Abdullah diyor. Bizim evde diyor takılırsınız diyor. Ve adamın karısı falan da ses etmiyor bunu hani. Abdullah'la aile dostları. Böyle hovardalığa geliyor başka bir kadınla. Abi bunlar mahalleli görüyor bir şekilde. Eve adam aldılar diye toplanıyorlar evin önüne. Kapıyı aç yoksa biz kıracağız. Abdullah kapıyı tutuyor bir şekilde. Hani girmek istiyorlar falan. Abdullah diyor ki Abdullah diyor ki ulan hani bir de Abdullah bunu kendi üslubuyla anlatıyor sayılı fırtınalarda. Ulan diyor içeri girseler madara olacağız diyor yani. erkekler oldu dokuzu kaçmak ama nasıl diyor. Üstten büstten atlasam beni bulur yakalarlar diyor. Evi çepeçevre sarmışlar. Abi bir şeytanlık geliyor aklına Abdullah. In. Kapının önünde bir tane böyle sakallı bir bollak duruyor böyle. Bağırıyor falan. Aman bey babacığım diyor oynuyor buna. Ocağına düştüm diyor. Bir günah ettim işledim affet. Gel bir de. Adamın üzerine oynamaya başlıyor bir tek diyor şartla diyor kapıyı açarım diyor. Kapıyı açarım diyor. Elini öpmeme izin verirsen diyor. Öyle bağışlarsan diyor. Şey yaparım diyor. Dışarı çıkarım diyor. Peki tamam izin verdim diyor. Gel öpelim hadi. Hayırsız diyor. Abi arab Abdullah bunu ama nereden akıl ediyor? Tam sakalı elini öpmek için eğildiği sırada adamın elinde bir de fener var. Muşamba fener böyle. Muşamba fener vardı da eski muşamba kandilleri. Kartondan yapılan fener gibi düşünün. Bayram feneri gibi. Abi sen feneri tutup adamın sakalla pat diye yapıştır. Sakalla hacı yağ var bütün. Alev alıyor bir birden adamın yüzü. Adam orada yangınla uğraşırken orada kargaşa çıkmışken Arap Abdullah bıçağını fara ediyor. Yaklaşana vururum diye korkutuyor bir iki tane buna sokulanı. Pırr o aradan uçup gidiyor. Çok atak tutamıyorlar bunu. Sonra kayboluyor ortadan. Mahalleye geri dönüyor birkaç hafta sonra. Karanlık tabii bir de. Kim olduğunu görmüyorlar. Yani Abdullah mı değil mi kim olduğunu bilmiyorlar. Kahveye gelip oturuyor. Bakıyor Molla'nın yüzü yarık içinde yeni yeni iyileşiyor. Sohbet ediyorlar falan. Molla'cığım geçmiş olsun ne oldu falan diyor. İşte böyle böyle kazaya uğradım diye anlatıyor adam. Elini öpmek istediği için isterken bir yüzün yandı falan deyince anlıyor Abdullah olduğunu. Ulan o oğlu sen miydin diyor. İşte diyor yaptık bir cahillik falan diyor. Kendini sevdiriyor böyle Abdullah. Bu, bu öyle bir keyifle anlatıyor ki yani. Bütün o eski İstanbul mahalle hayatı gözünüzün önünde canlanıyor yani. Ve bu ee, Arab Abdullah'ın tabi ee, diyeceksiniz ki ulan alelade kavga eden bir adam bu. Nasıl ünlendi? Ha. Şimdi Arab Abdullah bir çete ya da gruba mensup diyeyim. Çete demeyelim de daha çok hani bir grup, bir ortama, bir kabadayılar grubuna, takımına mensup ve o dönemin en korkulan ekip olduğu için tabi şey yani Fehim Paşa'dan sonra en korkulan olduğu Fehim Paşa'dan sonra en korkulan olduğu için 12'ler diyorlar bu gruba. 12'ler attı. Kabadayılar grubunun başında olduğu için en başını çeken kabadayı olduğu için Arab Abdullah çok böyle diş geçirilen biri değil. Bir yerden sonra paşalık alıp da böyle hani kendi sırtını sağlam alması çok kolay oluyor. Biliyorlar çünkü bir şekilde bunu. İstanbul'da namı oluyor kendisinin. 12'ler. Şimdi Arap Abdullah esmerliğinden ve Arap aksağına benzer konuştuğu için e, Arap rakabıyla alıyor. Kendi Arap değil. Süleymaniye Kürtlerden ama hani konuşması sen ne konuşuyorsun yahu falan vardır böyle bir şey. şey bilmiyorum Kerkükler vesaire hani ya da Halep tarafından hiç tanıdığınız oldu mu? Hani böyle bir, bir, aksan vardır yani. Ya, o aksanla konuştuğu için Arapla Arap derlermiş. Babasından kalan önemli bir servete sahip birisi Arap Abdullah. Ve okuması yazması yok. Serseri kovardalık yolda harcıyor günlerini. İstanbul'da bunun ilk dağı bu kavga tabi bu kavgadaki dağı hani bu ev baskınından kurtulması çok konuşulmuyor ama İstanbul'da ilk olarak bu Tulumbacı ve Kabadayıların yatak yeri olan Aksaray'daki Muratpaşa Cami avlusunda bulunan bir kuşbazlar kahvesi var orada ve Çukur Çeşme'de kurulan Sebai Kahvesi'nde takılarak yapıyor daha bunu. Orada devriden tehlikeli külhalleri sidirip korkutmaya başlayarak kavgalarda üste çıkarak e, başlıyor daha bu. Yani güreş tutsan elde tutamıyorsun bu adama. Bıçakla kavgaya gitse yumrukta bu atik bir adam bayağı yani. Bayağı şey egiliti puanı çok yüksek kendisinin. Forforo daha çok şey tarafı yani. Bardirazi gibi değil ama daha böyle güney tarafı diyeyim. Neyse bu işte e, güreş çapsa tutuluyor. Bıçakla kavgaya girse yumruklu. Orada da sıyrılıyor bu. Yani Arab Abdullah bayağı şey. Dişli bir rakip. Öyle olunca da buna bulaşılmaz deniyor falan. Adamın nabı yürüyor bir de böyle. Yani bunu kimse forsunu dostrasını bozamadığı için şey Abdullah nabı alıp yürüyor. Ama sokaklarda Kabadayıların uğrağı olan bir mekan var burada Aksaray'da. 12'ler kahvehanesi diye. Bu kahvehaneden hareketle 12'ler olarak ifade ediliyor bu kabadayılar. Yani sayıdan çok bir lakap aslında. Ve bunların en önde gelenlerden birisi. 1890'lara kadar yanlış hatırlamıyorsam Tıflı Bozdağ'da Kahraman Bey diye bir kabadayı var. 12'lerin başındaki kişi. Bu 1890'lara doğru vefat ettikten sonra ekibin başına Abdullah geçiyor. Ve o ekibin başına geçtikten sonra da her istediğini yaptırmaya başlıyor. İşte haraç toplamadır kavga kurgu olayıdır ve kendi bileğiyle de kendi işini halledip adını sürdürdüğü için karizması bayağı reputasyonu da bayağı bir artıyor öyle söyleyeyim bir yani. yerde. Muhtemelen öyle Gubarbot. Çünkü şivesi Arap Aksar'da duruyordu diyorlar. Şimdi yayınlanan hatıratlara ve rivayetlere baktığımızda aşağı yukarı bir profili var. Fotoğrafı yok maalesef Farap Abdullah'ın. Tepsili bir resmi var. O da şey, e, onu da anlatacağım gerçi. İskender Bağcılar diye bir oyuncumuz var. Onunla alakalı, onu da anlatacağım. Şimdi Araf Abdullah hatıratlara göre uzun boylu, böyle kara kuru, sırım gibi bir adam. Yapılı. Ama şey böyle hani tüy siklet diyebileceğimiz birisi. Kafası daima tıraşlı geziyor. Böyle elbacık kemikleri çıkık. Bıyıkları seyrek ve sarkıtıyor böyle iki yana. İki kulağı da sağır bir adam. Bu sağırlığı muhtemelen bunun eskiden de var yani. Yaşlanmadan önce de var. Yaz kış ayağına çizme giyiyor bu. Çünkü şey hani tulumbacı reisi ya atabiliyor. Tulumbacı reisi de yapıyor herhalde. Tulubacı reisleri ata ya böyle. Şey tuluba da öyle takip ederler. Ee, o yüzden çizme alışkanlığı var. Yaz kış da çizme giyiyor sürekli. Sırtında hep bir kukuletalı sakosu oluyor böyle bunun bir kalın. Ee, muhtemelen arada e, bunu giyiyor böyle sürekli. Onu da görüyoruz. Belinde tarabuz kuşağı var. Efendim Yeleğinden de böyle kalın ağır bir altın köstek takılı. O şekilde tasvir ediyorlar. Ve daima tepeden tırnağa silahlı geziyor bu adam. Yani bir yanında saldırması var. Saldırma nasıl diyeyim? Koltuk altına konuluyor. Daha böyle şey hançere benziyor ama biraz daha ince. Saldırma diye yazılacak Google'a çıkıyor zaten. Ben bir ara bıçak resimleri de göstermişim size çok kısaca. Kabadayılar tarihinde anlatırken saldırması var bir, bir, bir tarafında işte ee, ne derler ee, bıçağı var bir de tabanca taşıyor bildiğim kadarıyla iki tabancası var ama nasıl desem size ağızdan dolma tabanca taşıyor bu eski biraz yani 1850'lerin 60'ların ağızdan dolma küçük koltlar vardır daha ufak bunlardan taşıyor iki tane Niye taşıyorsun? Bunlar eski silah delildi de şey diyor. Ben diyor dönerli silaha güvenmem diyor. Çekersem diyor tetiği patlamayabilir. Otomatik silaha da güvenemiyor pek. Alışık değil zaten adamın geçtiği kaç yıllarda geldiği belli. Ağızdan dolma tabanca kullanıyor. Hani biri de çekip anında vurabilmek için hani. Ben diyor tetiğe asıldığım anda diyor silah patlamalı diyor. Aniden kullanıyor. Hani çifte tabancası var onun. Onun dışında eee Usturpa diye bir silaha da var bunun. Usturpa ucunda kurşun ağırlık bulunan bir kırbaç. Tulumbacı reisleri ve tulumbacılar kullanıyor. Daha çok ata vurmak için ama bunların bir özelliği kavgada kullanılması. Yani adam usturpayı çıkartıyor belinden böyle. Böyle beline doluyorlar usturpayı. Kamçısını böyle sap kısmından falan geçiriyorlar o kurşun ağırlığı. Belinde sarkar böyle sürekli usturpa. Kavga çıktığı zaman usturpayı çekip çıkartıp böyle ya Allah deyip dalıyorlar birbirlerine. Usturpa dedi bu. Orada, orada, orada öyle de bir silah var. Ee, sağ ayağındaki çizmesinin kenarında sokulu söğüt yaprağı bıçak var. Ne olur ne olmaz diye. Bir elinde de böyle işte sapı gümüş savatlı bir kamçı var böyle. Bir de şey de var yani normal kamçısı da var. Gümüş savatlı böyle kamçısı da var. Bu sayılı fırtınaları okurken bu detayı okumuştum ben. Düz tabanca geziriyor diyordum. Tekrar okuduğum zaman fark etmiştim hani çift tabanca taşıyor. Ağızdan dolma tabanca taşıyor. Bazen tek ya da çift. Hani patlasın muhakkak diye. Gayrimüslim kabadayılar da var arkadaşlar. Galata'ya gelip de Galata'nın havasını, suyunu e, tatmayıp, tadıp da yani kabadayılığa bulaşmayı görmedim ben daha yani. Ben İstanbul'da şeyde tramvayda ben tespih sallayan Afro şey gördüm yani Afrikalı gördüm ya. Düşün hadi. Adamı nasıl yani o kültü sirayet etmiş, tespih sallıyor bildir. İstanbul'da alışmış demek. Görmüş buldu bu ikten. İstanbul öyle kozmopolit bir yapısı vardı. O zaman da öyleydi yani şimdiki gibi. Neyse. Arab Abdullah'ın sırrı, hani silahlarını anlattık. Tepeden tırnağa silahla geziyor. Çok atik biri. Arab Abdullah'ın sırrı biraz da kapışacağı sahayı seçebilmesinde arkadaşlar. Yani kime bulaşacağını, kime bulaşmayacağını iyi biliyor. Ama bunu da öyle ustalıkla yapıyor ki korkak dedirtmiyor kendine. Sonradan bu sarayın kilerci başısı kilerci başı Osman Bey ile bir ahbaplık tesis ediyor. Bir arka ediliyor saraydan ama bu daha tehlikeli kabadayılarla kapışmaktansa ya da kapılarına girmektense ya hizmetlerine de girmiyor. Yani Müfeyin Paşa falan falan da yakınlaşmıyor. Daha çok İstanbul'un koltuk yani ikinci sınıf meyhanelerdi. Galata ve Beyoğlu genel evlerdi. işte balozlarıdı. E, ve buradaki beyhaleleri haraca bağlıyor. Haraçla geçiriyor. Çok böyle başkasına gidip kuyruğuna basayım. Tehlikeli kabadayılara kapışayım yok. Büyük böyle şey tefeciler tefecilere falan gidip sarraflara çökmüyor. O çökme işi daha çok Fehmi Paşa gibi daha ismi ağır olanlar yapıyor. Kumar yani kumarhaneleri falan çökmüyor. Mekanlardan araç alıyor. Baloz ne diyeceksiniz bu arada? Bilber arkadaşlar söyle. Balozlar 1850'lerde 60'larda özellikle 60'larda Kırım Harbi zamanı yabancı askerle İstanbul'da kalmaya başladığı zaman bir dönem Kırım Harbi dolayısıyla müzikli eğlence yerleri açılıyor. Kadınları dans edip şarkı söyledi Galata tarafında Karaköy'de. Sonra bu eğlence biçimi yerleşiyor. Kantocular falan çıkar ya hani filmlerde eski filmlerde şarkı söylerler falan Nurhan Damcıoğlu. Kantoları söylendiği yerler. 1920'lere kadar bu müzikli eğlence yerleri varlığını sürdürüyor. İşte 20'lerde de beyaz ustaların gelişinden sonra yeride revü kızları, dansçı kızları olduğu ve basaya konsumatris gibi oturdukları farklı müzikli eğlence mekanları, barlar, ilk barlar, kafe şantallar almaya başlıyor yerini. Böyle bir dönem. Bu baloz bundan bir önceki dönem oldu yani. 20'ye kadar olanı. Onu söyleyeyim. Hani belki bilmeyen vardır diye hatırlatayım buradan da söyleyeyim tekrar. Ee, bir de Burunsuz Ömer ve Aksaraylı Baha ismi iki yardımcısından da bahsediliyor. Sayılı fırtınalarda çok bahsi geçmiyor. Belki sonradan araları bozuştu sonraki yıllarda ama Abdullah Oizan bahsetmedi ama önceki yıllarda hep bu Burunsuz Ömer ve Aksaraylı Baha ile birlikte anılıyor bunlar. Yaşadıklarım Re Koç'un İstanbul Asiklopedisi'nde bu iki kabadayını bahsi geçiyor 12'ler arasında. Arab Abdullah'ın Eee sokaklarda yayılıyor fakat kabadayılar satında çok sarsılmaz bir yere e, kavuşması kendisine göre kabadayılıkta daha üstü sayılan Çerkez Mehmet'i hatladığı direkler arası yahut Şehzadebaşı vakasından sonra oluyor. Bu vakada bir isim yaptıktan sonra zaten Arab Abdullah, Arab Abdullah oluyor biraz da. Ki direkler arası vakası zaten Abdullah Pusu'ya düşürüldüğü bir vakadır. Bu Sayılı Fırtınalar kitabı da bu vakayla başlar. Arab Abdullah bu vakasıyla başlar. Ve dönemin gazetelerinde de bu olayla ilgili görülen dava detaylıca yer alır. Ben kısaca şimdi spoiler'a girecek biraz ama özetleyeyim. Okuması daha keyifli bunun. Yani tek tek tepkileri falan bakmaları daha güzel. Arap Abdullah'ın eskiden takıldığı bir dostu var. Alımlı bir kadın. Haygaruş de bir Ermeni hanım. Ee, ve yaşı da hani Abdullah'a yakın ama hani 40'lı yaşlara yakın ama hani yani mihrap yerinde diyorlar yani hani böyle alımlı bir kadın. Bu Haygaruş e, Miras Yedi Necip isminde biriyle birlikte olmaya başlıyor. Bu Miras Yedi Necip'te saraydan arkası olan birisi ve parayla etrafında tuttuğu beli silahlı kabadayılar var. Daha doğrusu onlara para yediriyor böyle. Ziyafetlere, sofralara oturuyorlar birlikte. Bunun parası diyorlar. Bir Asya o kadar zengin bir adam ki yani bir kumar masasında oturduğu zaman yani bir çiftlik parası harcıyor. Ya da bir kadına para yedirecekse bir çiftlik parası harcıyor icabında. Böyle bir adam. Rubel'deki çiftlikleri bozdur bozdur harca kullanan zengin bir adam bu Bir Asya Hani kumar ve hovardalık yolunda para da yiyor, para da yediriyor. Öyle bir adam. Bu Haygoruş isimli kadınla birlikte oluyor tabi. Abdullah falan bilmiyor. Abdullah da resmen hani şey böyle şeytan dürtüyor tamam mı? Şeytan dürtüyor. Aklına düşüyor Haygoruş. Haber gönderiyor Haygoruş'a. Sen benim diyor eski çıkmışı mısın diyor. O tabir de var. Sen benim eski çıkmışı mısın diyor. İstediğim zaman diyor. Ben çağırdığım zaman bana gelirsin diyor. Benle gelirsin, diyor. Sonra gidip diyor istiyorsan diyor. Necip'le istediğin kadar takıl diyor. Kadın tabi kabul etmiyor bunu. Kadın bunu kabul etmiyor. İşte yanaşmıyor buna. Abdullah'a da uyarıyor çevresindekilerden. Oğlum diyor kadın sahipli diyor. Adam kapatması yapmış hani kadını diyor. Şimdi sen kadını çekip kaldırırsan karnı çıkar. O diyor miras yedirecek mi diyor benim elimden alacakmış. Diyor ki Arab Abdullah da bu konuda haklı yani. Kapışsalar Arab Abdullah her türlü alır. Şeytan gibi adam. Neyse. Ondan sonra. Abi. Abdullah'ın aklına bir oyun geliyor. Şimdi araştırıyor. Bu haygaruşun ailesi Sabahat'la tarafında yaşıyor ve ailesi babası o tarihte sağmış kadın. Bir ee, o zamanlar İstanbul'da bohçacı kadınlar var. Şey ama bunlar. Muhabbet tellalı bohçacı kadınlar. Yani o zaman bilen çapkınları diyorlar ki aman ablacım ocağına düştüm para veriyorlar zenginleri çapkınları. Şu kadını da bana yap diyor. Aralarını buluyor. Hani şimdi itiraf sayfası var ya. Şurada gördüğümüz bendillik admin yazar mısın? Şurada gördüğüm bendillik kız. Gördüysen beğendiysen like kat ben seni bulurum. O da de işte ya bendil atıyorlar. Bendili alıp kokluyor kişi. Direkt öyle temas kuruyor ya da böyle daha böyle hovardalık şeyse böyle amaç. Başka şeylerse şey oluyor. Araya gönül arabulucular bulucular giriyor işte böyle. Muhabbet tellalları giriyor yani. Hah seyyar tindir. Osmanlı'nın seyyar tindir arkadaşlar. Ve eee Şöyle söyleyeyim. Yahya Kemal Beyatlı'da bir şiiri var. Sonra da bunu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Laftacı Hristo besteliyor. Gidelim Göksu'ya bir bir a beyleyelim. Yani Göksu biliyorsunuz Beykuz'da güzel bir çayırlık. Göksu Dehri'nin çok güzel aklı bir e, çayırlık. Ve insanlar oraya kayıkla gezmeye gidiyorlar. Çoğu eski Türk filminde orada çekilen sahneleri görürsünüz böyle. Şimdi bugün o halde yerler esiyor. Göksu'ya gidiyorlar. Şarkıda sözünde şöyle bir ifade geçiyor sonra. Ol kadehkar güzeli yar olarak peyleyelim. O kadeh sudan güzeli yar olarak kiralayalım. Orada çok böyle gönül bölül işleri de oluyormuş böyle farklı işler mevzular. Çok ince bir detaydır bu. Fark edilmez yani o detayı bilmiyorsan. Osmanlı'da seri katil vardı. Ya yani seri katil yok ama ona yakın adamlar vardı ya. Anlatacağım inşallah onu da. Dur bakalım. Onu da anlatırız bir süredik böyle kabadayıları anlatmaya devam edeceğim gibi görünüyor. Çünkü korku hikayesi alıtarak arayı kapatıyoruz nasıl olsa. Neyse bu araba Abdullah bu kadınlardan birini ayarlıyor. Tamam mı? Ondan sonra e, yanlış hatırlamıyorsam vezlecilerde değil de çatladı kapı tarafında bu böyle sur içinde bir de bir e, iki abla kardeş var. Bunlar da muhabbet tellalı gibi. Evlerinde çapkınlar buluşuyor bu iki kadının. Ee, bu iki kadın önceden ayarlıyor. Ben işte ahbabımla geleceğim. Kapı duvar olsun. Bizim burada olduğumuzu kimse bilmesin diye. İki sağır abla kardeş bu evde yaşıyorlar. Abdullah Hoca evi ayarlıyor. Sonra gidiyor bir başka bir muhabbet tellalı kadınla konuşuyor. Diyor ki e, şeye diyor bir Ermeni işte kadın komşusu ağzından diyor mektup gönder diyor haygaruşa Uşa. Anne, annesi hastalandı çıkıp gelsin diye. Kıza sahte haber gönderiyor Haygoruş Hanım'a. Haygoruş da bakıyor. Alleciğim çok ferişan olmuştur. Hemen gidip geliyorum diye böyle kalkıp hazırlanıyor. İşte şeyden Necip Bey'den gitmek için izin istiyor. Şimdi Necip de biliyor ya Arab Abdullah kızın etrafında dolaşıyor falan. ...Haygaruş'u görmek istiyor. Diyor ki yani ben seni diyor gönderemem. Bir adamımla göndereyim diyor. Bir tane faytonu var bunun. İşte adamını bindiriyor. Haygoruş'u götür. Götürdüğü gibi de geri getirirsin diyor. Arab Abdullah Faytor'un geçeceği yollardan birinin üstündeki bir harabede harabede yangın yerinde bekleyip pusuya yatıyor. Tamam mı? Yok sadece Arap Abdullah kardeşinin şey olduğundan bahsediliyor. Yani Beyrut'ta gübrük nazırlığına kadar yükselmiş ama hakkında çok bilgi bulmadım. Ya yani Sicil Osmanlı falan geçmiş midir hiç bilmiyorum. Neyse ee, Abdullah yangın yerinde beklerken bu Faytok geçiyor buradan. Adam artık ayarlamış onu da. Faytok geçtiği yer yavaşlaması gerekiyor gerektiriyor. Yani bir dönüş var. Faytok'u dönüş için yavaşladığı esnada koşuyor, atılıyor. Bir yumrukta şeyi yere yıkıyor. Faytok'u yani arabacıyı. Sonra Faytok'un başına geçip kamçılayarak var gücüyle sürüyor şeye doğru. Eminönü tarafına doğru. Sur içine doğru. İzini kaybettiriyor abi. Faytok'la tutamıyorlar bunu bu geliyor çatladık kapı tarafında. bu sur içinde bir yere. O ayarladığı iki kardeşin iki abla kardeşi yaşadığı eve kapı duvar olacak diyor. Kimseyi görmeyecek. Kimse birden olduğunu biz bilecek diyor. Bir hafta boyunca burada Haygaruş'la gönül eğlendiriyor. İstanbul'a ayağa kalkıyor. Arab Abdullah Necip'in elinden Haygaruş'u kaldırmış falan diyor. Konuşuyorlar. Necip deliriyor. Ya kadın hani seviyor da kadını bir yerden. ama ulan İstanbul'da insan içine nasıl çıkacak? Yani o zamanı değer yargılarıyla düşünen yani Osmanlı şeyinde. Hani kaçırdılar. İnsan içine nasıl çıkarım diyor. Bir de yakın arkadaşları hep bunu kabadayı ya. Arap Abdullah bizim de namusumuzu çizmiştir diye. Buna yan bakmaya başlıyorlar hani. Abdullah bir pundara getirseler hani. Boğacaklar. Neyse. Bir hafta takılıyor Haygaruş'la. Daha sonra Haygaruş salıyor. Serbest bırakıyor. Geri gönderiyor. Necime de haber yolluyor. Diyor ki. Ben diyor istediğim zaman Haygur gelsin diyor. Onunla diyor gönlümü eğlendireyim diyor. Sonra sana da geri dönsün diyor. Ben onu sahiplenecek değilim diyor. Bu hakaret hariz bir şekilde olması tarafları birbirine diş, diş bilemeye belemeye bitiyor. En son araya diğer kabadayılar görüyor diyor ki ya bu böyle olmaz diyor. Bu işi çözmek lazımdır diyor. Yoksa diyor hani racon yere düşecek diyor. Top halinde Zehir Ali'nin kahvesi varmış o tarihte. Eski bir kabadayı o da. Zehir Ali'nin kahvesinde buluşalım. Eski kabadayılarda gelse racon kesinler bize. Bu olayda ne yapılacak? Kim haklı kim haksız. Abi toplanıyorlar orada. Abdullah da gidiyor. Şehir adamları da orada. Miras bir adamları da orada. Biraz Edirecip'le. Racon kesiyorlar. Raconda da şey diyorlar. İşte bir, bu kadından diyor ya ikiniz birden vazgeçeceksiniz diyor. Bu kadından ya ikiniz birden vazgeçeceksiniz diyor. Ya da ee, işte kadını biriniz nikahını alacak öbürü de onun bacısı bilecek. Abdullah buna yanaşmıyor. Necip de yanaşmıyor. Sevdiği halde kadını bırakıyor hatta sonra. Şey yapıyor hani ayrılıyor kadından sonradan. Olay düşüyor. Fakat diyor ki Abdullah'a en azından hacamat edelim. Olayın intikamı alınsın. Bunun üzerine adamlarından Çerkez Mehmet'e Abdullah'ı öldürmeleri de emrediyor. Çerkez Mehmet de o dönemin korkulan kabadayılarından birisi ama o da vurucu kırıcı takımdan biri. Abdullah'a göre biraz daha tehlikeli bir rakip bütün kaynaklarda vurgulanan bir husus bu. İsmi biraz daha biliniyor. Zaten Necip'in buna para yedirmesi de boşuna değil. Yani i̇sim yapmış birisi hep bunlarla geziyor. Bir başka kabadayılar da var etrafında. Tehlikeli bir grup. Abdullah daha o zaman tabii daha 12'lerin başında da yani ya geçmiş ya geçmemiş çok böyle yani belli bir ismi yok. İyi bir kavgacı birisi ama Çerkez Mehmet'le başa çıkacak kadar değil. Durum bu noktaya geliyor. Şimdi Çerkez Mehmet Arab Abdullah'ın Aksaray'da oturuyor ya her gün geçtiği bıtıkaları biliyor. İşte evi de A yokuşunda şey Arab Abdullah'ın. Yeşil Tuluba Caddesi'ne doğru çıkıyor. Orada kahve falan var. Kahvelerde takılıyor. Çayhanelerde. Çerkez Mehmet, Tatar Ömer, Su Yolcu Mehmet, Kaz Askeri Haydar. Dört kabadayı. Necip'in adamları. Necip ile de birlikte. Ee, Direkler arası kısımda tam hani bu işte Yeşil Turunba'dan çıkacak. Direkler arası Şehzade oradan A yokuşuna çıkacak ya İstanbul'da. Ki bugün direkler arası İstanbul'da kalmadı da Şehzadebaşı Başı Camii'nin olduğu yer diyeyim hani Şehzadebaşı olduğu yer. Orada eskiden direkler arası var. O sirk cambazlarının falan Ramazan kumpanyalarının işte eğlenceleri yapıldığı yerler. Tiyatro kumpanyalarının olduğu meşhur direkler arası. Ee, onun köşesi de eskiden bitti, bittiği yerde tam bu köşesi köşesinde Osman Baba Türbesi varmış. Tam bu türbenin olduğu yerde Arab Abdullah pusu kuruyorlar. Sokaklar boş yani akşam vakti kimse yok. Arab Abdullah geçerken üstüne atılacaklar. Tabanca falan atmayacaklar. Önce yıkacaklar bir harp, 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 harp şey, hacamat edecekler. Sonra işte bıçakla işini görecekler adamlar. Hani öldürecekler bu şekilde. Hani silah falan patlamasın. Şey yoksa hani polis saplıya gelir. Hani elimizden alır diye düşünüyor. Yani şehzadebaşı karakolu falan da var hani yakında. Tamam mı? Hani kolay rahat et rahat bulamazlar orada hadi şeyi vuramazlar. Bir hal önce hani Arap Abdullah'ı öldürmek istiyorlar. Abi ise akşamla yatsı namazı arasında bir halinden çıkıyor Arab Abdullah. Evine gidecek ay tarafına. Tam Osman Baba türbesinin önünden geçerken birden üzerine bir grup insan atılıyor. Farkında olamıyor. Yani tetikte bekliyor ama o kadar hani şey hücuma oraya bir de kaçamıyor hani bir gafleti oluyor bir anlık böyle bir dalgınlığı oluyor. Bunu ikisi koluna giriyor adamlardan ikisi yere bastırıyorlar. Çekme yumruk yüzüne falan tekmeler indiriyorlar böyle hani. Bayıltıp hani rahatça öldürdüm küçük. Yani bir de şuna var. Abdullah'a hani direkt bıçakla hücum etsen Abdullah da hani bıçak çekebilir. Hani biraz onu şey böyle hani muhtemelen kavga durumuna sokmak için ona zorlamak için ya böyle yapıyorlar sanırım. Diye doğrudan bıçakla saldırmıyorlar diye çok düşündüm çünkü. Abdullah abi indiriyorlar böyle yere. Arap üssü de var. O daha 1920'lerde o. Bu benim dediğim olan 1890'lar 96'da. 1896 bu arada şey. Tiranlı Galibey'in Kabele'yi ve ailesini katlettiği gece. Şey katlettiği yıl. 1896 ya. Kabadayılık tarihi kırılma yılı diyebiliriz 1896 ya. Neyse İndiriyorlar abi yere çökertiyorlar. Vuruyorlar tekmeliyorlar falan. O ara korkuda hani bir anlık baskıdan mı akıllarına gelmiyor bıçağı çekip vurmak. Ya da önce dur haşatını çıkarıp bir dövüp hıncımızı alalım sonra öldürürüz diye bir düşünüyorlar. Dövüyorlar bunu. Abdullah ya yani yere bastırıyorlar. Elimi diyor koltuğumun altına soktum. Koltuğumun altında saldırman var diyor. Onu çekip diyor üstümdekini falan diye çevremdekini vurup yaralayıp çıkacağım diyor kabayı çekiyor fakat savuramıyor. Kolunu tutuyorlar. Ç kolunu tutuyorlar buradan. Kabayı şöyle koltuğunun altına dayayıp üstüne bastırıyor ya şey. Çerkez Mehmet en üstü o bastırıyor. Daha iri yapılı. Pehlivan yapılı. Kabayı şöyle hırt diye sokuyor abi. Çerkez Mehmet'i yaralıyor koltuk altından. Çerkez Mehmet Necip Bey vuruldum galiba. Yandım anam diye bağırınca o karışıkta hengamede sıyrılıyor altından. Geleli geçeri yumruğuyla tekmesiyle yere yıkıp Fırr kaçıyor Araba Abdullah. Klasik. Tutamazsın. Osman Baba Türbesi yıkılmış. Bu Venderes Dönemi yıkımlarında olan yıkılmış sanırım. Osman Baba Türbesi. Bir gün yok. Direkler arasında yok. Oraya yıktılar. Şehzadebaşı Camül'le oraya. Hatta dur. Size e, seyircilerimiz için ben resmini de göstereyim. E, hemen. Dur. Kabadayı Hemen sunum sahne bize geçelim. Pardon. Sunum sahne bize geçelim. Ha, Bakın arkadaşlar. Vakanın yaşandığı yıllardaki yer. Direkler arası burası. Köşede bir üstü kubbeli yapı göreceksiniz. Küçük o Osman Baba türbesi. Hemen arkada sıra sıra o zaman direkleri görüyorsunuz. İşte direkler arası denilen yer. Orası. Kupayalar falan var gerisinde kurulduğu yer. Ramazan zamanı eğlenceler falan yapıldığı yer. Hemen yandan şey 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 Abdullah Pusula'yı düşürdüklerinden bu türbenin ölü işte. Seyircilerimiz için orada göstermiş olduk. Aa pardon. Bola sahnesi gibi yanlışlıkla. Pardon arkadaşlar. Bola değil. Bola sahnesi gibi yanlışlıkla. <laughs> Neyse. Ee, Çerkez Mehmet'e ağır yer alıyor. Baya koltuğunun altında bördü yaralıyor şey böyle yarıyor koca kabayla şeyi Çerkez Ve sıyrılıp gidiyor araba Abdullah. Çerke, şey Çerkez Bebeti hemen e, hasta şeye götürüyorlar gibi eczaneye götürüyorlar işte. Öldü mü ölmeyecek mi diye. Fakat e, şeyken ne diyorlar? Tedavi edildiği sırada kurtarılamayarak ölüyor. Çerkez Mehmet. Ve Abdullah her yerde arabaya başlıyor şu kilerci başı Osman Bey'e haber gönderiyor. Tanışıyor ya. Onun aracılığıyla Tigor, Tigır Simon'la anlaşıyor avukat. Gidip Zaptiye Nezareti'ne gidip teslim oluyor direkt. Nazır çıkıp teslim oluyor. Behter Hale'ye alıyorlar bunu direkt. Sultanahmet Cezaevi'ne. Yani orada tevkif altında tutulaksı var. Orada bir tevkif altında tutuluyor bir dönem. Da davası görüldüğü süre boyunca kitapta sayılı fırtınalarda o kısımlar da anlatılıyor. Hatta burada bir hapishane isyanı anlatılıyor burada bir. Çok mizahi anlatmışlar yani. O mahkumlarla şey, zaptiyeleri, diyalogları falan çok güzeldir. çok keyifli bir kitap bu. Hocam bunları beline doladıkları silah yok muydu? Ucu kurşunlu şey, Burak Başaran, e, Usturpa. Ecel işte Abdullah gel yani kurtulmuş orada. Bir yandan neyse hapse giriyor burada Arap Abdullah. Yani tevkif altında tutuluyor gözlem altında dava süresince. Tıngır Simon da dediğim gibi iptal adam alır cinsten bir avukat. Dönemin en ünlü avukatı. Dava vekili o zaman adıyla. Buna bir akıl veriyor işte. Bunu böyle yapacaksın savunmanı ve itirafta kaldığı zaman diyor dönüp bana bak diyor Tıngır Simon mahkemede. Hatıratta geçiyor bu sayılı fırtınalarda. Bana bak diyor. Ben diyor olur falan dersem diyor olduğu gibi anlatmaya devam et. Kaşımı kaldırırsam da diyor ikar et diyor. O şeyi kabul etme diyor. Alışıyorlar böyle. Abi bak de bütün safhalarda bu cinayeti inkar ediyor. Abdullah diyor ki ben nefsi müdafaa yaptım diyor. Nefsi müdafaa ettim diyor. Hatta ileri götürüyor diyor ki Osman Baba türbesinin önündeydik diyor. Bedet ya Osman Baba diye vardım diyor. Osman Baba gelip Çerkez Mehmet öldür diyor. Ben öldürmedim diyor mahkemede. Kurtulabilmek için her şeyi deniyor. Şeyler de diş biliyor. Abdullah bizim adamımızı halletti falan filan diye. Ama Şimdi bak Necip'e zaten kızıyorlar. Hadi Necip bir kere raconun sözü bir kere yere düşürmüş. Kadını elden kaçırmakla onlara göre. E, kadını elden kaçırdığı halde geri gönderiyor Araba Abdullah. Geri kabul ediyor kadını falan böyle ayrılmadan önce takılıyorlar bir süre. Necip bizim sözümüzü yere düşür diyorlar. Çerkez Mehmet'in arkadaşımızın ölümüne yol açlıyorlar. Necip'ten de iyice tiksinmişler zaten. Abdullah'ı pundana getirmeni yolla arıyorlar ama şeyden dolayı. Hani bu davadan bir şekilde sıyrılırsak iyi ama Abdullah ceza almasını yani ceza almasını istiyorlar. Ondan sonra en son görülen davalardan sonra hakimiyeti diyor ki Arab Abdullah diyor nefsi müdafaa orada cirayet işlemiştir diyor. Bu karar veriyor ve beraatine karar veriliyor. Kurtuluyor bu şekilde. Ve muhtemelen adamları miras yedirici bir bu rezalete yol açıp dostları, dostlarını çizdirdiği için tepki olarak Arap Abdullah'ın üzerine düşmüyorlar. Bir Recep'in şeyde hani kovalamıyorlar fazla. biraz de üzerine düşmüyor. Da, o olaydan sonra hani. Zaten şeyden sıkılmışlar hani Haygaru Haygar'ı bırakıyor. Arap Abdullah'ın ama ne Çerkez Çerkez Mehmet'i haklamış Arap Abdullah'lar. İstanbul'da yer altında nasıl konuşacaklar? Orada mahkemede reddeder ama yer altında her şey konuşulur alemde. Abdullah diyor Çerkez bebe haklamış diye falan. Adamın lafı reputasyonu bir anda büyüyor yani böyle. O reputasyon olayı var her yani şeyde. Oyunlarda o direkt artıyor. Ve aynen öyle. Ondan sonra Çerkez Mehmet'i bu şekilde ortadan kaldırdıktan sonra Arab Abdullah'ın namı daha da yayılıyor ve e, Arab Abdullah'ı önce şeyde kavas yapıyorlar. Hmm. Bir büyükelçilik koruması ama hangi büyükelçilikte görev yaptığını bulamadım. Kavas şey arkadaşlar. Ya hakaretin bir değişi olarak da kullanılıyor günümüzde ama kavas elçilik görevlileridir. Elçilikte işte geri geldiği zaman tercümanlık da yaparlar. Yani getir götür işlerini yaparlar. Ama korumalardır bir nevi bir hani elçilik koruması gibi düşünün. Banka kavasları da vardır. Banka koruma memurları. Zeybek kılıklı adamlardır biraz bunlar. Kavaslık yapıyor. Sonra bu kavaslıklar işte en son ee, Kilerci Osman Bey Kilerci Osman Bey'in arka çıkmasıyla e, Biri Biran yani sivil paşalık hani asker değil de sivil kökenli paşalarda var ya Osmanlı'da Biri payesiyle sivil paşa bir Arap Abdullah Paşa oluyor. Abdullah Paşayken bile e, Aksaray'da bu Yeşil Tulumba semtindeki kahvehanesinde kahvehaneye oturur. Racon kesermiş gelenden geçenlere. Omuzu madalyalı kabadayı. Şimdi bu Arab Abdullah karakteri şey canlandırmıştı. Ustura Kemal dizisi vardı. 96'da çekilen versiyonu 1996'da. Ustura Kemal'in çizeri Haldun Sever Arab Abdullah'a da oynuyor. Şey, pardon. Ustura Kemal'e oynuyor. Ustura Kemal karakteri modeli kendisi Haldun Sever. Şeyi de Arab Abdullah karakterinde de İskender Bağcılar oynuyordu. Ben dizinin hatır tekrarlarını bulamazsınız ama Kanal 6'ya satıldı sonra o arşiv şey, herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlıyorum ben ee, şunu repliği. Arap Abdullah hapiste buna bir ferman geliyor dizide kurgu gereği. Paşa olduğunu öğreniyor. Asker diyor ki emriniz var mı paşam diyor. İskender Bağcılar bakıyor diyor ki sağları saatini dilerim. Ne isteyeceğim ulan çıkarın beni buradan diyor. O sahneyi hatırlıyorum mesela ben. Hatta dedem öncesinde söylemişti. Bak bunu paşa yapacaklar diye. Ya dedim da ya adamı niye paşa yapsınlar falan böyle çocuk kafaya. Orada bir dedemle rahmetlikle birlikte izlemiştim o diziyi de birkaç bölümünü. Hey gidi. Neyse. Ee, bu arada şey Arab Abdullah çizgi roman olarak da e, Arab Abdullah karakterini Ustura Kemal'e bir macerasında görüyoruz. Orada da şey Güya 1920'lerde yaşıyor gibi anlatılıyor. Şey tarafından, Haldun Sevel tarafından. Güzel bir kurgusal müdahaledir bu yani. Alakronizm değil yani. Kurgu bir eser sonuçta. 1920'lerde yaşıyor gibi görüyoruz ve işte Kuvay Milliye'de çalış çalışıyor ya Ustura Kemal. O da orada yer alıyor. Ve onun modelini de şeye göre Arab Abdullah'a göre Arab Abdullah şey paşayı canlandıran İskender Bağcılara göre canlandırıyor şeyi e, e, modeli. Ki sadece o da değil. Muhlis Hasan diye bir oyuncumuz var. O da Cici Mustafa mı? Cici Mustafa diye bir şey arkadaşını canlandırıyordur. O da mesela orada karakter olarak yer alıyor. Hani model olarak. Hatta ee, neyse sonra çizgi roman kısmını anlattığım zaman anlatayım. Bazı gerçek kişileri karakterleri fotoğrafları çekip onları o karaktermiş gibi çiziyor resmediyor Halil Seven. Mesela Ertuğrul Özkök şeyi komutan Beret olarak çiziyor. Hürriyet için çiziyordu 97'de. Ustura Kemal e o zaman çizilmişti. Ayrı ee, aynı macerada Şener Üşümensöy var ya profesör. Onu da Mustafa Sagir var ya bir şu Hitli casus yani Atatürk'e suikastçı için geliyor Ankara. Onun İstanbul'daki bölümünü çekiyor. ya yani çiziyor. Onu da şey Şener Üşümensöy olarak çizmiş. Yani modelleri kullanıyor yani. Daha detaylı merak ederler. Usta, Ustura Kemal ile ilgili videoma bakabilirler arkadaşlar. Onunla ilgili de video var. Neyse. Baya e, bayağı düşük. oturuyor araba Abdullah. Omuzda manaralar. Şey yani. Racon kesiyor böyle. Üç İstanbul romanı vardır meşhur. Şey, şey. Mithat Cemal Kuntay'ın. Oğlak basımını aldım ben onun baştan sonra tekrar okumak için. Orun dizi uyarlaması vardı TRT'de. Orada Dinçer Çekmez canlandırıyordu. Arab Abdullah Paşa ama Abdullah adıyla değil. Abdullah Paşa adıyla anılmıştı. Bayağı kahvehanede oturmuş böyle. Dargilesini fokurdatıyor. Yanında da kabadayılar var. Çilli Mahmut senin hakkında ileri geri konuşuyor. Onun işini bitirmeli insanlar diye konuşuyorlardı böyle. Yani çok efsanasan sahneleri vardı onun da. Yani Arab Abdullah'a iki karakter cevap vermiş oluyor böylece. Daha doğrusu üç karakter. Biri Kadir Arab Arap ile, filmiyle. Biri Abdullah Paşa olarak dinçer çekmez. Biri de İskender Bağcılar 1996 Ustura Kemal uyarlamasında. Ama tabii Aksaray'da hani Abdullah Paşa oldu, racon kesiyor ama 1910'lara geldiğimiz zaman Kabadayıların saltanatı da son buluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz önce meşrutiyet ilan ediliyor. Meşrutiyetin ilanının akabinde bazı gelişmeler yaşanıyor. Ee, bekçi, gece bekçileri polis benzeri bir sınıf haline getiriliyor. Eskiden bekçiler bekçi baba. Mahallede sopayla yere vurarak saat 5 asa iş berkemal diye bağıran adamlar polise yardımcı bir teşkilat haline getirip silah taşımaya başlıyorlar. Ardından e, polis teşkilatı kuruluyor. Zaptiye nezareti kaldırılarak. E, ve 1911 tarihinde Serseri Dizamnamesi yayılıyor. Serseri Dizamnamesi'nin Osmanlıca metni interneti PDF'de var. Okuyabiliyorsanız onu bakabilirsiniz. Yani Osmanlıca okuyabiliyorsanız eski harf. Orada geçiyor. Serseri Dizamnamesi'de direkt şu maddeler var. İşsiz güçsüz gezen biri görürseniz diyor. Onu diyor iş sahibi yapın ya da diyor sürgüne gönderin diye. Bayağı kaba dayalı ya, engelleyici bir yasa. Nasıl ayrı olarak iddiatçılar şeyde çıkarıyorlar ya bir. Beni şekavet kanunu yani şekaveti ben edilmesi hani yasaklanması kanunu biraz ölülü almak için kırsalda tabi çetelere işgaya çok otorite boşluğu dönemlerinde özellikle müdahale edemiyorlar ama şey, şehirde kabadayıların önü kesiliyor. Kabadayılar gene var oluyorlar ama sayıları azalıyor ve Abdülhamit dönemindeki kadar pervasız hareket edemiyorlar. Yani Ar mesela Ardavut Tahir Paşa'nın belgesini gördüm ben onun. Rütbeleri de almışlar elinde ve uzaklaştırmışlar görevden hani kabadayılar falan şey. O saltanatları bitiyor bir anda. Ee, Mahmut Şevket Paşa'nın 1913'te orada suikastı geçen hafta anlatmıştım. Orada işte e, bunları bir vapura bindirip Sinop'a Sinop Kalesi'ne sürgün diyorlar. Bu sürgüne giden vapurda Osman Cebel Kaygılı, Burhan Felek ve Refik Cevatullah gibi ünlü muhalif isimler o dönemin gazeteciler var. Bir de mutlakiyet devrinin kabadayıları da orada yani. Son hayatta kalanlar da orada. Ve tanışıklıkları muhtemelen oraya da Yani kabadayılarla ilgili bu hatıratı, en kapsamlı hatıratı kitabı yazanın Refi Cevatullah olması tesadüf değil yani. Bir görüyor yani orada. Onunla Sinop'a birlikte gidiyorlar. Sürgün esnasında şeyde okumuştum ben bunu. Burhan hatıralarında hatıralarını okudum ama kitabı ya da makaleyi hatırlayamadım. Burhan kallatıyor işte. Sürgün esnasında Abdullah 70 küsür yaşında iki kulağı da ağır diyor Ve şey kaba taşıyor yanında. Adam hala o yaşında kaba taşıyor. Polis istiyor kabasını. Kabayı teslim ediniz diyor. Diyor ki ben diyor kabamı vermem diyor. Verirsem diyor çıplak hissederim kendimi diyor. Çünkü bundan hiç ayrılmadım diyor. Anam Abdullah da. Neyse ya da göz yumuyorlar bir şekilde hani ihtiyar diye. Yarında şey de var. Koltukçu Raif de var. O da son 12'lerden böyle. Aksaray Kabadayıları'ndan. O da 49 yaşında falan o zaman. Burhan Feleli hatıratla geçiyor. Arşivdeki belgelerde arab Abdullah'la ilgili geçen son kayıtlar bunlar. Şey hacca gitmek için izin istiyor. Arab Abdullah. Sütoklu'ayken. Sürgündeyken. Ve hacca gidip gitmediğini bilmiyoruz ama Reşat Ekrem İstanbul'a Ekrem İstanbul de aktardığı bir rivayet var. Osmanlı'da taş ve hakkında çok anlatı var ya. Çok mevzu var. Bir sıra gelsin onları da anlatırız. Ee, Reşet Ekrem Koç'un aktardığına göre Abdullah Sinop'ta bir şekilde İstanbul'a geri dönmüş. Yaşlı artık. Ve fazla yaşamayarak vefat etmiş. Yani diyor, meşrutiyeti takip eden senelerde öldü diye geçiyor. İşte onun meşrutiyetin ilanından sonra bir müddet Merdiven Köyü'nde oturduğunu söylüyor koçu karşıda. Ve öldüğü zaman da Sahra Cedid mezarlığına gömüldüğünü rivayet ediyor. Ben Sahra Cedid mezarlığına gidip inceleme imkan olmadı ama inceleme imkanı olan arkadaş olsa baksınlar yani. Abdullah Paşa ya da Abdullah'la böyle bir değişik mezar taşı bulursanız muhtemelen onun mezarı olabilir yani. Der rivayet mahiyetini de aktarmış o da. Evet YouTube'dan dinleyeceksiniz Abdullah Paşa'yı artık. Ondan sonra ama konunun sonu değil yani. Alışacağım birkaç kısım daha var. Anadolu'da eşkıyarlı olmadığı yer yok ya. 1980'lerin başına kadar hem de. E, Refi Cevat Sayılı Fırtınalar adlı bu hatıratı Abdullah hikayesiyle başladığı ve büyük bir kısmı da Ulunay'ın onunla yaptığı görüşmelere dayandığı için Arap Abdullah çok detaylı bilinen el tanına kabadayı hale geliyor. Hadi nasıl Kuşçubaşı Eşref gerek akademik açıdan Philip Stuart'la gerek edebiyatçılar işte ee, Cema, şey, Cemal Kutay'la falan konuşup belli hatıratlar kitaplar yazdırarak popülaritesini sağlıyor ya, ya. Abdullah da bu hatırat sayesinde popülaritesini sağlıyor. En detaylı bile Kabadayı hayatı. Yani hatırata göre tabi belgelere göre değil yani. en detaylı bile Kabadayı. Ve Abdullah'ın bu detaylı adıları birçok kurgu eserine de ilham kaynağı oluyor. Bunları işte size göstereyim. Birisi bu sayılı fırtınalar kitabı. Ondan sonra cıba cığıma... Dur. Heh. Çok pardon arkadaşlar. Allah Allah. Mesela Mehmet Berk Yaltırık arkadaşlar. Son gülye bari ya. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Açıklama kısmına bakabilirsin. Mesela Serbet Muhtar 12 12'ler romanında Arap başında geçen bir macerayı anlatıyor. Çok keyifli bir roman. Yeni basımı yapıldı bunun Kırmızı Kedi yayınlarından. Bulursanız okuyun arkadaşlar. Serbet Muhtar Alus 12'ler. O kadar ya yani, dili biraz değişik ama açıklama kısımları var. Bildiğim gördüğüm kadarıyla şeyin basımında Kırmızı Kedi'nin. O kadar okuması keyifli bir roman ki bazı yerlerde ben açıp Süt Kardeşler müziği var ya bir şu Kürdili Hicasker logo falan dinliyordum hani. O kadar uyuyor. Eski İstanbul'un mahalle yaşantısını da anlatıyor. Mahalle baskınlarını da anlatıyor. Ee, yeri geliyor. Beyoğlu'na gidiyorlar. Bütün meyhaneleri, bütün o barları görüyorlar. Ya, yani, eğlence yerlerini. Yani Servet Muhtar oluş bir roman yazarken aynı zamanda o dönemde gördüğü ya da notunu aldığı şeyleri de aktarıyor. Korki hikayesi daha okumadı arkadaşlar. Arab Abdullah'ı anlatıyorum. Korki hikayesi daha okumadı. Mezarlık yayını pandemi süreci nedeniyle ve bürokratik engellemelerle ertelemek durumunda kaldık. Ay. Ondan sonra. Ondan sonra ee, dur. Şurayı alıp bak. Necmi olur. Gazeteci Necmi olur. Arab Abdullah diye bir romanı var. Ünlü kabadayı Arab Abdullah diye. E, bu Refi Cevat Uluray'la ahbaplığı bulunan bir gazeteci ve anlattıklarından hareketle Arap başından geçen bir macerayı anlatıyor bu romanda. Bu roman sonradan 2013-2014 sezonunda aynı isimle Ayper Ereder Kaskan tarafından oyunlaştırılıyor. Betin Oyman yönetiminde e, sahneye taşınıyor. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda. arabaptı Bu o rikiler romanı da zaten bir kısım var. Arab Abdullah Hacı Hoca kılığına giriyor böyle. Beşayih kılığına giriyor işte güya İslam kapısında. Kadının birini öyle kandırmaya kalkıyor. Kadının da bir davası mı ne varmış diyor ki ben diyor senin diyor dava rakiplerine gider bir tehdit edersem diyor çekerler bu dava diyor. Kadıncağız arada gidip şey dadısını da şey diyor ki Abdullah'la kendisini tanışılan Asalım Olla diye bir gönül muhabbet tellalı bir karakter var. Ona diyor ki bu diyor nasıl bir Kalebi de çalışıyor diyor böyle bunu. Okumuş yazmış adam bu diyor. Külhan Bey gibi bir adam diye şaşırıyor. Vaudeville şey böyle ama kaliteli vaudeville komedisinde de hani okuyorsun takip ediyorsun. Güzel bir romandır. Yok ya ormanlığı esas sesi duymadım ben. Edirne'deysen duyabilirsin gerçi de. Burada şehre yakın çünkü. Bir diğer kurgu eseri arkadaşlar. Ee, sayılı fırtınalar i̇şte, kitabından hareketle ilhamla Ustura Kemal adlı kurgusa yani gerçekte Usta Kemal adlıdır, da bir kabadayıya dayanıyor tabi de ondan ilhamla oluşturduğu Ustura Kemal karakteri de kendisini model olarak kullanıyor Haldun Sever şeyi İskender Bağcıları da şey olarak Arabatullah model olarak kullanıyor bu çizgi romanda bahsi geçiyor yani son karakol Elips kitaptan çıkan bu macerayı okuyabilirsiniz. Arap Abdullah oldu. Ondan sonra yine 1975'te ya da 74'te olması lazım. Kadir Dan'ın başrolü oynadığı film var. Bilalici ile falan. Arap Abdo filmi. O da Arap Abdullah'tan esinlenerek oluşturmuş macera. Onu anlatıyor ama çok kurgu da eklemişler. Yani Arap Abdullah'ın köyü var. Kardeşini falan öldürüyorlar böyle hani. Öyle bir detay eklemişler hani niyeyse. Yani çok böyle şey değil sayılı fırtınaları birebir aktarmıyor. Ya da Necmi olur Arab Abdus'unu birebir anlatmıyor. Onu söyleyeyim yani. Takılmalar olabilir. Daha sanmıyorum yani. Bende bazen kırmızı yarıyor ama çok nadir. Sonra gene kaynaklara bakalım arkadaşlar. Bak iki kitap var. Bu kabadayılarla ilgili akademik bir şeyler okuyalım diyorsanız e, Roger Deal'ın ki kendisi kabadayılarla ilgili ilk akademik araştırma yapan kişi Amerika'da. The Kabadayı of Istanbul teziyle yazıyor adam. 2000 yılında. Başkaları araştırıp zaten bizim mevzuları. Davus cinayetleri, sarhoş kavgaları. Roger Deal'ın kitapları da. Buna bakabilirsiniz. Bir de eee Doebi Levi Osmanlı İstanbul'da Asayiş 1879-1909 kitabı var. Yani o asayiş denemeleri, kabadayılar vardı. Sonra nasıl el ayak çektirdi falan. Ona da değil yani. Akademik mahiyette okumak istiyorsanız. Kemal Tahir'in Esir şehri insanlarda geçen Arab Abdullah bizim Arab Abdullah değil ama İsmail ona bir atıfta bulunmuş yani. Çocukluğunda falan duyduğu bir isim olduğu için. Yani atıfta bulunma var sadece. Yani varmış gibi. Bu arada e, birkaç bir kitap daha var. Gerçi bu kitap doğrudan Arab Abdullah'tan bahsetmiyor ama Arab Abdullah'ın hovardalıklarıyla alakalı biraz Osmanlı'da cinsel saklı kıyısı diye bir kitap var arkadaşlar. Bir araştırma. Burada bir yerde Arab Abdullah'ın ziyaret ettiği kadınlarla ilgili de bilgi alıyor. Yani hatıratlardan ve romanlardan yola çıkarak yani hatırat var romanlardan yola çıkarak bu bilgileri yazar kitabına e, almış Cem Doğan Osmanlı'da cinselli saklı kıyısında. Arab Abdullah'ın bahsi burada da geçiyor ama çok detaylı değil. Belli yerinde geçiyor yani. Bir de Ölüm Savaşçısı'nı severim ben ya. Ben seviyorum bir şeyin avantürlerini. Cüneyt Arkın avantürlerini. Bir de iki hatırat var. Orada Arab Abdullah'ın Salah'la ilgili kısımları aktarmak isterim. Ee, Salah Birsel Kahveler kitabında 12'ler başlığıyla şeyden bahsediyor ayrıca. Bu kabadayılardan. O kısmı bir okumak isterim size. Eski bir kitap olduğu için. Şehzadebaşı ve direkler arası parlamadan önce İstanbul'un en civcili yeri Aksaray ve Yeşil Tulumba Meydanı'dır. Yeşil tulumba Koska'dan Aksaray'a inerken Lale Cami'ni epey geçince sağda küçük bir meydancıktır. Meydancıkta yeşil boyalı ağaç tulumbalı bir kuyu vardır. Meydan adını buradan alır. Yeşil tulumbadaki kahvehaneler fık fık kaynar. Karşılıklı sıradaki bu kahve, kahvelerin en önleri, Giritli Necati Efendi kahvesi, Dilkuşağı Kıraathanesi ve çavuşu kahvesidir. Sonra kahvehanelerin tulumbacı kahvelerinden bahsediyor ve e, Arap Abdullah bahsediyor. Diyor ki Aksaray'ı Orikiler diye adılan kabadayılar raconları altında tutar. Ahmet Rasim bunlardan Topal Reşit Bey'i, Arab Abdullah, Tıflı Bozade, Kahraman Bey'i tanımıştır. İsim Ahmet Rasim gördüğünü anlatıyor bir yerde şey onun da fuhşiyatik yani eski İstanbul'da, dünkü İstanbul'da Hovardalık kitabında o anlatıyor şeyi gördüğünü o kısmı da okuyacağım birazdan size. Şimdi kahveler kitabı, Salah Bilsen'in kahveler kitabındaki kısmı okuyayım arab Abdullah'la ilgili. Kahraman Bey tanımıştır. Ama Edirullu Mehmet Bey'in Douglas Dağıstallı Kunduracı Hayrullah'ın Acem İbrahim'i kendisi diyor Acem, Acem İbrahim'i bıçaklamıştır diyor. Dragon Ahmet Bey de illerden olduğunu bilir. Bunların avareleri yardakçıları da vardır. Bunlar gizli gizli sevi evleri. yani işte girip çıktıktan başka ev var baş, ev taşlamak, kapıya asılmak, ev bozmak, sokaklarında dara atarak geçmek, dayaların gözdelerini dost tutmak, sokakta çevirmek, gözdağı vermek, korkutarak başka bir eve atmak gibi numaralarda yatar, numaralara da yatarlar. Kızdıkları kişileri de ya mahallede rezil ederler ya da kalebele gidip arkadaşlar önünde baştan aşağı yıkarlar. Biraz daha hızlıları hacamata öldürmeye de el atar. Kimileri ise düşmanları da el altındaki zabıta görevlisine çevirtirir. Nedir? Bunla... Ee... Dur. Bakalım başka Arab Abdullah'tan bahsediyor mu? Yok. Tamam. Onu da bir görmüşken aktarayım dedim. Onun dışında e, Ahmet Muhtar o kaya atarak şey yardı film ölüm ölüm savaşçısı biliyor da şeyde var o. E, dünyayı kurtaran adamda. Da konu nereden geldi ya dünyayı kurtaran adamda şeye. Dur, Arab Abdullah'a bastığı kısım, bahsettiği kısım. Galata Alemleri'nde de basıyor gibi sanırım. İşaret koymuştum onu. Bunu da göreyim hemen. Neyse ya. Bulamazsam da şey değil ama bu kitapta da yani kısa bir yerde araba pullağı nasıl gördüğünü kabadayılar anlatıyor Ahmet Rasim. Şimdi bazı yerlerde de şey Ahmet Rasim tiyatroda eğlenmeye gitmiş işte. Müzikle de eğlence o zaman tiyatro. Tabanca atıyorlar. Ahmet Rasim bayılıp feralık geçiriyor. Şöyle i̇şte silah patlaması duymaya alışık biri değil. Onlardan falan da bahsediyor. Çok keyifli bir kitaptır bu da. Şey, dünkü İstanbul Doğu Vardalık. Fuhşatik. Ahmet Rasim. Bu arada arkadaşlar. Anam Abdullah'la ilgili anlatacaklarım benim bu kadar. Kaynakça kısmı da zaten sabit yorumda unutma ekledim. Ee, hani yorumlara da yazarsınız zaten. Şu var mı şu yok mu diye. Ee, başka ilginç konular, hikayeler, rivayetler dinlemek isterseniz kanala, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler efendim. Görüşmek üzere. Twitch burada kalsın. Youtube'a veda ediyorum.